Şimdi dünyaya üretim yapan bir tesise gidiyoruz. Burası bir trafo üretim tesisi. Marka olarak da ülkemizi dünyada temsil ediyor. Sinan Başkanım da ikinci kuşak temsilcilerden birisi olarak bizlere bilgi veriyor. Gurur duymamak mümkün değil. Sinan Başkanım, nasılsınız? Ne var ne yok? Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Balıkesir'e hoş geldiniz, Best'e hoş geldiniz. Evet, böyle bayağı büyük bir tesise geldik. Bugünlerde enerji biliyorsunuz son derece önemli bir kavram. Enerjiyle ilgili her ayrı ünitede ayrı bir önem taşıyor. Çok Sayın güzel. Bakanım, enerjinin iletildiği, üretildiği, tüketildiği her noktada müşterilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Hem ihracat ayağında hem Türkiye ayağında biliyorsunuz bugünün kriz konuları olabildiğince, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz sektörümüze. Hakikaten öyle. Babanız Ron Ayırcalı'yı da saygıyla, sevgiyle anıyorum. Kendisiyle beraber çok güzel çalışmalarımız oldu zamanında. Görürüm efendim. Bayağı hem Türkiye içinde hem uluslararası. Evet, böyle beraber dolaşalım biz. Girelim. Buyurun. Sayın Bakanım. Burası trafonun nüvesi, çekirdeği dediğimiz en kıymetli kısmının üretildiği nokta. Bu atölyemizde bu gördüğünüz şekilde trafonun iç çekirdeğinin saçlarının dilindiği ve kesildiği nokta. İç çekirdek nelerden oluşuyor bir trafoda? İç çekirdek tek bir ham madde. Silisli saç diye özel üretim elektrik saçı var. Elektrik saçı dememizin sebebi kayıplarının en aza indirilmesi. Hmm. Elektriksel kayıplarının tip saç. Özel olarak üretiliyor. Maalesef Türkiye'de üretimi yok. Ağırlıklı olarak Avrupa ve Uzak Doğu'dan getirmek zorunda kalıyoruz. Evet. Şimdi bunlar yine değişik çapta çekirdekler herhalde burada. Çekirdekler Sayın Bakanım. Trafo yerine özel olarak üretilen elektriğin akım ve gerilim seviyelerini manipüle ederekten üretim hatlarında, dağıtım noktalarında ve üretim noktalarında kullanılan bir ürün. Elektriğin daha az kayıplar sayesinde daha az kayıplar vererekten belli bir noktaya iletilmesini sağlıyor. Biliyorsunuz iletim ve tüketim noktaları tüm ülkelerde birbirinden uzak. Evet. Sanayide tüketiliyor ama yani sanayide üretilmiyor. Yani trafolar olmasaydı nasıl iletecektik? Mümkün müydü böyle bir şey? Mümkün değildi. Değil değil mi? İlla değildi. Trafolar bütün ülkelerde elektrik idarelerinin tamamıyla dikkat ettikleri ve kendi içerisinde mutlaka kullanma zorunda oldukları bir olay. Elektriğin 3 noktası vardır. Üretim, iletim, dağıtım. Evet. Bu 3 noktada da ayrı ayrı transformatörler kullanılıyor bakın. Evet. Burada gördüğünüz, en arkada gördüğünüz silisli saçlar burada evet. Projeye uygun bir şekilde kesilip dilinmekte. Bu da normal silisli saçları. Bu silisli saç son evet. Derece ince, biraz keskindir özellikle evet. Sert noktaları. Özel bir saç. İnşallah bunu da Türkiye'de üretimini gerçekleştirecek demir çelik sanayimiz yakında. Yani daha şu ana kadar biz bu tip bir maalesef saç yapamıyoruz. Yurt dışından alınıyor. Evet, elektrik motorlarında da kullanılıyor, trafolarda da kullanılıyor. Evet, çok güzel. Silisli saç. Silisli saç diye tamam. Geçer. Burada bu silisyumlu saçların çok daha geniş olduğunu görüyoruz. Daha büyük çekirdekler mi yapılıyor? Sayın Bakanım, mesela burada işte müşterimizin de ismi yazıyor. Türkiye'ye yapılan bir üretim. Daha büyük saçların dizildiği nokta. Özellikle demir çelik endüstrisinde elektrifikasyonun yoğun olduğu noktalarda önemli bir şey. Türk mühendisiyle Türk işçisinin birleştiği nokta çok bu şey. Aslında. El emeği yoğun bir sektördeyiz. Aynı zamanda mühendislik bilgisinin de yoğun olduğu evet. Bir sektördeyiz. Dolayısıyla Türkiye aslında tüm Avrupa'nın zaman içerisinde 60'larda 70'lerde bir trafo üretim merkezi haline geldi. Çünkü orada hem mühendislik pahalı hem işçilik pahalı olduğundan Türkiye'deki üretimler çok daha verimli hale geliyor. Okay. 1966'da bizim işletmemiz başladı. Evet. Türk yatırımcıların yurt dışındaki projelerinde de bulunabiliyoruz. Demir çelik endüstrisinden örnek vermek gerekirse. Vallahi gurur duyuyoruz. Hem Türkiye içerisinde hem yurt dışında hem diğer firmalarımızın yaptığı işlerde sizin çok büyük bir rolünüz var. Çekirdek bölümünü geçtik. Bundan sonra bu çekirdeğin etrafının ikinci parçası olan sargı atölyesi dediğimiz sargı bir bölüme geçiyoruz. Burası bizim en korunaklı alanımız. O yüzden ha. Ufak bir kabinden geçeceğiz. İsterseniz tabii. Önce ben geçeyim. Tabii buyurun.
Urfa istasyonuna geldik. Kolay gelsin. Bütün bunlar projeye uygun olarak bu şekilde sarılıyor. Tamamıyla kaç kahve ne kadar gerekiyorsa ona göre yapılıyor. Özel üretim. Şapı falan ona göre. Özel üretim olduğu için yukarıda dizayn ediliyor. O yüzden işçilerin de neredeyse mühendis seviyesinde bilgisinin tabii olması yani, gerekiyor. Çok yüksek teknik isteyen bir şey bu. Yine yurt dışı ihracatımızdan olan bir proje. Eski motorcular bilir efendim. Kağıt çok iyi bir izolasyon malzemesidir. Biliyorsunuz evet. Hem sıcaklık hem aynı zamanda elektrifikasyon için. Dolayısıyla etrafı kraft kağıdıyla sargılı bir bakır sargısı. Bu içinde bulunduğumuz oda pozitif basınçta. Herhangi bir kapı açıldığında tozun vesairenin ve nemin dışarıya doğru çıkması maksadıyla bu şekilde dizayn edilmiş. Dolayısıyla bu girdiğimiz kabinde üstümüzde ufak tefek tozlar vesaireler varsa onlardan arınmamız için ufak bir hava veriyor. Nereden geçti? Hiçbir şekilde de bu basınç ve partiküller elektriğin atlamasına yol açacağı için burayı bu şekilde temiz tutmaya çalışıyoruz. Yapılan işlemlerde tüm bu bakır sargı, bakırı falan Türkiye'den artık temin edebiliyoruz. Orada bir sıkıntımız yok herhalde. Hiçbir problemimiz yok. Ağırlıklı olarak yurt içi temin. Bir saç istedik. O kadar değil mi? O kadar. Onunla yapacağız. İnşallah onunla yapacağız sayın. Yapacağız. O zaman tamamıyla yerli olacak. Tamamen yerli olacak. Zaten trafonun üçte bir maliyetini aştık zaten bu iki ürünle. Çok dolayısıyla iyi. Ne kadar yerli üretim olursa biz onları kullanmaya her zaman hazırız. Bu kağıt izolasyonun içerisinde bakır var değil mi? Şuradan çıkışları görebilirsiniz. Tamam. Bu bakır burada. Sargıların çıkış noktası burası. Çok bunlar güzel. Tamamen Türkiye'de üretiliyor. Çok güzel. Nüve çekirdik. Burada bakır ve diğer elemanlarla buluşma yeri. Şimdi trafoya tamamlanması, diş kabinin yerleşmesi burada yapılıyor değil mi? Evet Sayın Bakanım, tankı dediğimiz dışarıdan gördüğümüz metal aksamları da biz üretiyoruz. Gördüğünüz trafonun çekirdek kısmı, nüve kısmı tamamlanmış durumda. Bunun tanka yerleştirilmesi, bağlantılarının yapılması da ilerledikçe gerçekleştiriliyor. Evet. En son işlemimiz de bu monte edildikten sonra trafoyu kendi elektrik ekipmanlarımızla çalışır hale getiriyoruz ve müşteri nezdinde test ediliyor. Çok güzel. İki tane test laboratuvarımız var iki yanda. Burası mesela tamamlanmış, kurutma fırınından yeni çıkmış bir trafo. Bu da onun kazanı diye tabir ettirdiğimiz, tankı diye tabir ettirdiğimiz dış ekipmanları. Maşallah çok güzel. Ne kadar bu kapasiteniz? Bunun kapasite şeyi var mı? Kapasiteyi biz NVA olarak ölçeriz. KVA diye daha küçük trafolar bilinir. Bizim de yıllık üretim kapasitemiz 32 bin NVA'nın üzerinde. 32 bin NVA. Çok yıllık iyi. 32 bin NVA üretebiliyoruz. Burada bayağı büyük, devasa bir trafo var. Sayın Bakanım, bu bizim kendimize yaptığımız bir test trafosu. Diğer trafoları test etmek için kullanılan bir ekipman. Bu laboratuvarın en önemli parçalarından biri. Bu laboratuvar altında diğer arkadaki jeneratörlerimiz ve buradaki diğer ekipmanla beraber trafoyu müşterilerimizin nezdinde çalışır halde neredeyse bir hafta süren testler gerçekleştiriyoruz. 200-300 tonluk bir ekipmandan bahsettik. Bunu yurt dışına sevk ettiğinizde içinde herhangi bir problem olması durumunda tekrardan fabrikaya gelmesi çok son derece maliyetli. Evet. Dolayısıyla bütün testler, gürültü, ısınma, elektrik kayıpları gibi bütün testler bu laboratuvarda şebekede çalışıyormuş gibi yük altında test ediliyor trafolarımız. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz size. Gayet iyi bilgiler aldık. İzleyicilerimiz de bence enerji konusunda trafoyla ilgili son derece değerli bilgiler edindiler. Teşekkürler. Sağ olun. Ayağınıza sağlık efendim. Sağ olun. Her zaman bekleriz.